Mısır tarlasının içindeyiz. Ya burası herhalde program yaptığımız en garip yer oldu ve olacak gibi geliyor bana. Evet Sayın Öteki, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyidir Sayın Berikli. Sağ olun. Siz nasılsınız? Evet, sezon finaline yaklaşırken yaptığımız sondan bir önceki program bu. Midemden gelen sesleri duyuyorsunuz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ben öyle düşünmüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buraya arabayla geldik. Yalnız şunu fark ettin mi bilmiyorum. Geldiğimiz yolda bir süspansiyon testi uygulandı bize. Yolda mikro ölçekli binlerce çukur vardı. Ve ben sen önden giderken tekerlerini izledim. Gerçekten harikaydı. Yani o tekerlerin yukarı ve aşağı inmesi. Ben bir yerde direksiyonu tutarken zorlandım. Evet. Yani elim titredi çünkü. Gerçekten. Yani uçaklarda levye titreşim uyarısı vardır. Son noktada artık uçak düşmek üzereyken verir. Bizde de direksiyon titreşim uyarısı oldu ama biz gitmeye devam ettik. Uluslararası bir şirketin mısır tarlası burası. DuPont Industries. Evet. Business Company. Şimdi Büyükdere Mahallesi'ndeyiz. Büyükdere Mahallesi. Seyit Gazi ilçesine bağlı. Evet. Büyükdere Mahallesi. Amacımız aslında mısır tarlası görmek değildi. Ama şu an emperyalizmin tam ortasındayız. Evet, biz ne amaçla geldik buraya? Lavanta ve goji beri bahçesi değil mi? Demek ki Google yorumlara her zaman inanmayacağım. Evet. Ne lavanta vardı, ne goji beri, ne de bahçe vardı. Sadece mısır var. Aynı Interstellar filmindeki gibi değil mi? Hani evet. Tüm üretkenlik mısır üzerine dönmüş burada. Ve ben inanıyorum ki buradaki mısır tarlaları gerçekten sizin raflarınıza kadar geliyordur. Buradaki uluslararası şirketler sayesinde. Evet, bugün ben müsaadenle giriş yapacağım. Evet, konuşmak istediniz Sayın Berike. Şimdi 3 tane konu var aslında anlatmak istediğim. Bunların hepsini bir programa sığdırabilirim ama çok da yüzeyleştirmek istemiyorum. Konuş Berike, konuş. Niye bunu yaptın? Bilmiyorum, geykos. Yani öyle sanki konuşmuyormuşum gibi, kırbaçladığı gibi hissediyorum şu an. Tarlada olduğum için mi? Beni şey böyle... Bu arada başlamadan önce DuPont hakkında küçük bir... DuPont mu? DuPont. DuPont. DuPont hakkında... Sondaki T okunmuyor galiba. Küçük bir şey verelim mi? Tabii, buyurun. Bir film izlemiştim yakın zamanda. 2010 yapımı galiba. Orada DuPont Endüstri'nin işte teflon üreterek ve bunun da teflon içindeki zehirli karbon bileşiklerini toplumdan saklayarak nasıl tüm dünyayı zehirlediğini ve şu an teflonun bütün tüketilen besin maddelerinin %99.8'inin içinde olduğunu, bizim içimizde olduğundan bahsediyordu. Gerçekten çok değişik ve güzel bir filmdi bakış açısı açısından. Mutfağınıza teflon kullanmıyorsunuz diye düşünüyorum. Teflon çok dayanıklı bir malzeme. Evet. İkinci Dünya Savaşı galiba bulunması. Tankları yanılmıyorsam izole ediyorlar teflonla. Su geçirmiyor. Gerçekten askeriye için de çok elverişli bir malzeme. Sonra teflonu kullanmaya başlıyorlar. Film öyleydi zaten. Bir hukuk mücadelesiydi. Bu sorunun cevabı değil ama. Ben teflon kullanıyor muyum bilmiyorum. Mesela teflona benzeyen bir marka var evde. Onun içinde teflon var mı? Fransız o da yani. Adı da teflona benziyor. İçinde kesin teflon vardır. Kesinlikle. Olmaması mümkün değil yani. Filmin adı Kara Sular reklamı. Hmm. Filmin adı Dark Waters. 2019 yapımıymış bu arada. Tavsiye edilir. Bu programı aç mı geldin? Hayır. Gene bir şeyler yedin. Kahvaltı yaptım. Zaten günlük rutinimde kahvaltı yapıyorum. Bugün bir de uzun yola çıkacağım. O yüzden peki yani yaptım. Yemek yiyoruz ama neden yemek yiyoruz? Yemek neden bizim için önemli? Veya fazlası veya eksikliğinde ne gibi psikolojik sorunlar oluşuyor? Hiç bu konuda bir şeyler düşündün mü ya da araştırma yaptın mı Sayın Öteki? Yapmadım. Ama o zaman tabii, bu görevi bana vermiş oldun. Tabii aslında. Tabii. Bu görevi aslında sen kendi kendine üstlenmiş oldun. Aslında biz yemek işini yani yemek olayını bir sosyalleşme aracı olarak kullanıyoruz tarih boyunca. Hep böyle bir ateşin etrafında toplanıp atalarımızla beraber bir şeyler yiyip bir şeyler konuşup bir şeyler yapmaya çalışmış. Ortak noktamız olmuş, beraber avlanmışız, beraber stok yapmışız, nesillere aktarmışız, kaynak yönetimi yapmaya çalışmışız ve hep yemeği kontrol etmeye çalışmışız. Yani bir gıda kontrolü peşinde olmuşuz. Kaynak kontrolü peşinde olmuşuz.
Bu kontrolün peşinde olurken artık sene 2021'e geldik. Bu tarih itibariyle de kontrolü tamamen ele aldık. Yani şunu demek istiyorum. Mekanizasyon ve teknoloji artık büyük gıda stoklarını yönetebilmemizi sağladı ve sağlıyor. Şimdi aslında bu yönetim ve bireysel bazda yönetilememezlik bazı sorunlara yol açmış. Çok güncel problemler bunlar. Özellikle estetik kaygısının insanlarda yarattığı bazı yeme ve beslenme bozuklukları oluşturmuş. Bu hastalıklar tüm psikiyatrik ve mental hastalıkları içinde en ölümcül seyreden hastalıklar aslında. Yeme bozuklukları. Evet. Fazla yemek, ölümcül Fazla izliyorum. veya işte örneğin mesela anoreksiya gibi yediğinden ciddi pişmanlık duymak, beyindeki bu problemler gibi. Bu hastalıkların çoğu ölümle sonuçlanabiliyor eğer gerekli müdahaleler yapılamazsa. O yüzden çok tehlikeli hastalıklar, yeme bozuklukları ve çok güncel hastalıklar aslında. Çünkü hem çağımızın gereklilikleri hem de bulunduğumuz bu sosyal medya akımı bu hastalığın sıklığını arttırmaya devam ediyor. Aslında şuradan başlamak gerekirse yemekle ilgili çağlar boyunca birçok teori atılmış ortaya. Neden yiyoruz veya ne kadar yemeliyiz? Ne kadar gıda bizim için yeterli? Hatırlıyorsan diyetlerle ilgili bir şeyler konuşmuştuk. O programda açlık diyetlerinden bahsetmiştik. Açlık diyetlerinin insanlar için uygulanabilir olup olmamasından bahsetmiştik ama uygulanabilir olmamasının en önemli etmeni insanın içgüdüsündeki o kuvvetli açlık hissi, onu baskılamanın çok kolay olmadığı. O açlık hissi birçok diyeti sürdürülebilir olmaktan çıkartıyor. Çok kuvvetli bir içgüdü. Neden çok kuvvetli? Çünkü bizim eskiden beri hayatta tutan en önemli içgüdümüz. Tabii bu içgüdü açlık ve açgözlülük olarak da devam edebilir. Yani açlık ve açgözlülük birbirleriyle çok aslında bağlantılı içgüdüler. Bununla ilgili eski bir hikaye var. Navajo yerlileri üzeri. Aa, duymuşluğum var. Bir dede torununa bir hikaye anlatıyor. Diyor ki benim içimde iki tane kurt var ve bunlar sürekli kavga ediyor. Kurtlardan bir tanesi çok aç, açgözlü, kıskanç, öfkeli ve sinirli, tahammülsüz. Diğeri ise kontrollü, kibar ve daha sakin görece. Torunu soruyor, dedeciğim bu kavgayı kim kazanacak? Hangisini beslersem o kazanacak diyor. Şimdi bunu şuradan alıp götüreceğim. Tüm yeme bozukluklarında altta yatan davranışsal bir problem var. Ve bu davranışsal problemi insanlar besledikçe, tabiri caizse, bu problem büyümeye devam ediyor. Bu anoreksiya hastalığını biliyorsun. Evet. Oldukça hani güncel gündemde bir konu. TEDx konuşmalarında çıkıp insanlar bu başarı hikayelerini anlatıyorlar. Nasıl kurtuldum anoreksiyadan? Günlük hayatta da karşılaşıyorum. Evet, bir de bu işte overfeeding dediğimiz Fazla beslenme. fazla beslenme hastaları var. Bunlarda da aynı mekanizmayla olmasa bile beyindeki ilgili iştah mekanizmalarında, duygusal kontrol mekanizmalarında problemler var. Bizim aslında iştahımızı düzenleyen 20 kadar hormon var. Şimdi biz ne zaman doyduğumuzu hissederiz? Benim bilgim bu konuda mide duvarı gerildiği zaman beyne yolladığı sinyallerin oluşturduğu bir geri bildirim mekanizması var. Çok doğru. Ve oradan biraz aslında fırsat versek, yemek yemeye ara versek doyduğumuzu hissedeceğiz diye hep düşünmüşümdür. Evet, hızlı yemek yemek bu yolağı bypass ediyor. Yani bu kısmı hızlıca geçmiş oluyoruz. Bu da beyindeki birçok kontrol mekanizmasını baskılıyor. Sıvı gıdalarda da aynı şey var. Hani kısa süre bir gerim sağlar midede ama sonrasında hızlıca emildiği için yine başa dönmüş ve o açlık hissini korumuş oluyoruz. Şimdi bu kişi doyuyor. Ben bu yiyecekleri bağırsağa yavaş yavaş götüreceğim. Yavaş yavaş buradan sindirme kanalına sokacağım. Sen de lütfen biraz mutluluk hormonu salgıla, dopamin salgıla ve kişi yemek yediğinden dolayı mutlu olsun. Şimdi genelde anoreksiya hastalarında bu bağlantının çok fazla olmadığı düşünülüyor. Yani anoreksiya hastası yediğini yiyor. Yani onda bir sıkıntı yok yemek yemesinde. Bundan genellikle tat almıyor. Çünkü bununla ilgili tatmin mekanizmaları körelmiş ve beyinle bağırsak arasındaki bağlantı koptuğu için hemen sonrasında ciddi bir psikotik epizot başlıyor. Bu yemeği neden yedim? İşte sesler duymak,
kendini bu konuda suçlamak. Vicdan azabı ve suçluluk duygusu devreye giriyor. Suçluluk duygusu o kadar içgüdüsel bir şey. Örnek veriyorum, çok lezzetli bir yemek yediniz ve bu sizi mutlu etmeye başladı. İkinci porsiyonu yediğiniz zaman aslında o kadar mutlu olmuyorsunuz. Çünkü ödül mekanizmaları ilk seferindeki kadar kuvvetli bir şekilde ödül istemiyor sizden. İkinci sefer, üçüncü sefer, dördüncü sefer artık o reseptör dediğimiz mekanizmayı çalıştıracak olan odacıklar kapanıyor ve bir sonraki keyif alacağınız yeme seansı o kadar da keyif vermemeye başlıyor. Bu şununla bağlantılı, bu keyfin ve hazın anoreksi hastalarında neredeyse hiç olmadığını, tam tersi müthiş bir baskılanma, yoğun bir stres, anksiyete, duygusal boşluk, duygusal yıkım oluşturduğunu. Anoreksiya. Evet. An zaten genelde Latince kökünde olumsuz olarak kullanılıyor. Reksiya iştah. İştahsızlık gibi bir şey oluyor yani. Evet, aslında iştahsızlık, iştahın olmama sebebi beyin tarafından yenilen gıdanın veya yenilecek gıdanın kötü algılanması. Bir kötü bir meta olarak algılanması. Bu aslında madalyonun bir yüzü. Madalyonun diğer yüzü de bu bahsettiğim ödül mekanizmalarını sürekli çalıştırmak isteyen aşırı beslenme yolunu tercih edip kendilerini gene kısır bir döngüye sokuyorlar. Yani aslında bu açlık güdüsü çok güçlü. Haklısın. Hani kişilerde agresyona ve öfkeye neden olabilir. Ama bu kilo alan ve kilo almaya devam eden, açlık güdüsünü baskılamayan insanlar genelde bu işi son yolakta, yani kilo aldıktan sonra son kısımda baskılamaya çalışıyorlar. Örnek veriyorum. Bununla ilgili bariyatrik cerrahi dediğimiz obezite cerrahisi yöntemlerine başvurmak istiyorlar. Obezite cerrahisi için aday olacak bir insanı belirlerken psikiyatri polikliniğine yönlendiririz hastayı. Bu mesela çok enteresan bir bilgi. Neden psikiyatri polikliniğine yönlendirelim? Belki altta yatan bir psikiyatrik bozukluk vardır diye, değil mi? Aslında kilit nokta bu. Yani altta yatan psikiyatrik veya mental bir rahatsızlığın tekrardan kişiyi bu sürece sokabileceği korkusu, endişesi bizi bu konsültasyonu, bu danışmayı istetiyor. Bariyatrik cerrahi, bir obezite cerrahisi. Bu işin son noktası. Ufacık bir mideniz olsa bile mide gerçekten çok yetenekli bir organ. 3 katına kadar genişleyebilme kapasitesi var. Ameliyatlı bir mide bile normal insanın midesine kadar genişleyebiliyor, büyüyebiliyor. Bu da gene aynı sürecin başa dönmesi ve kalori alımını sağlıyor. Aslında şu an güncelde aldığımız ve hızlı yemek yediğimiz süreç düşünüldüğünde, özellikle çalışırken, biz doyduğumuzu gerçekten hissetmiyoruz. Biz açlık duygusunu yanlış anlıyoruz. Ve açlık duygusunu çok hızlı baskılamamız gerek gibi hissediyoruz. Aslında böyle bir acelemiz veya korkumuz olmamalı. Çünkü bizim gıda stoklarımız yeterli. Biz şu an sadece bir şeyleri kaçırma korkusunu kendi içgüdülerimize uygulamaya başladık. Her anlamda. Örneğin yemek konusunda. Yemeği hızlı yemezsem, yemeği hızlı tüketmezsem bir şeyleri kaçırırım korkumuz var. Tatlıya ulaşmak ve ödül mekanizmalarını bir an önce çalıştırma gayesi içindeyiz. Ama fizyolojik olarak insanın yemek yemeyi belli bir disiplinde yapması gerekiyor. Ben sonuç olarak şunu demek istiyorum. Yeme bozukluğu çok ciddi bir psikolojik problemdir. Ve gıda israfını da beraberinde getirir. Beynimiz duygusal olarak, psikolojik olarak oluşan tüm boşluklarını gıdayla ve gıdanın yarattığı, gıdanın oluşturduğu ödül mekanizmalarıyla telafi etmeye çalışıyor. Tüm yeme bozukluğuna sahip olan insanlar altta yatan psikiyatrik ve mental rahatsızlıkları düzeltilmediği ölçüde bu döngüyü, bu kötü kurdu beslemeye devam ediyorlar. Namo yerlisinin kötü kurduna. Evet. Çok güzel bağladınız Sayın Berike. Teşekkür ederim. Evet. O zaman alfa arası diyelim mi? Diyelim. Alfa arası başlıyor. Biz gene geldik bir mısır tarlasının hemen hemen ortasına diyebiliriz, değil mi? Ve az önce buradan bir traktör geçti. Hiçliğin ortasında sana yaklaşık 1 metre mesafedeydi. Tabii. Benim arabamın olduğu yolda yoldan geçmeyi kabul etmedi.
Burada patika bir yol var. Sen zaten aracınla ona tıkadın. Buradan araç geçmez ümidiyle. Belki yanından kendin gibi bir araç geçebilir ama burada tarla olduğu için Doğru. arkasında kocaman o düzeneği olan bir Traktör. traktörün geçmesi mümkün değildi. Ve o yol başında göründüğünde sende tatlı bir heyecan oluştu. Oluştu. Bu geçerken arabama zarar verecek mi? Çünkü benim çocukluğum Monster Truck şampiyonalarını izlemekle geçti yani. Arabaların nasıl güzel ezildiğini, o Evet. çelikten çıkan güzel sesi, camların kırılmasını. Ve hemen koştun arabanın yanına. Ben Evet. ise koltuğumda oturdum. Çünkü benim arabam başka bir yolda. Çünkü sen şehir değiştireceksin. Ben o arabayla şerit bile değiştiremem artık. Ve traktörün kullanıcısı hiç umursamadı bizim Umursamadı. yaşadığımız heyecanı. Yoldan çıktı. Evet. Tarlaya girdi. Tarlanın içinden devam etti. Benim yaklaşık 1 metre kadar koltuğu koyduğum yerin arkasından geçti. Ben arabanın başında bekledim ve ona kibarca aslında hareket yapmaya çalıştım. Alabilirim. Çekebilirim. Çekebilirim ama O hiç o umursamadı. alfaydı. O bir alfaydı. Alfaydı. Onu uzaktan tanırım. Alfalar çünkü yol açar. Yol açar. Kendi yollarını kendi Kendi belirlerler. yollarını kendi açar. Ve Ve üzerime doğru sürdü. üzerine doğru sürdü. Güzel bir manevra ile yanımdan aldı ve bana da tatlı bir selam yolladı. Güvendesin, merak etme dedi. Her Evet. gün sanki bunu yapıyormuşçasına. Her gün benim tarlama podcast Ve çekmeye yoluna gelirler. devam etti. Biz baktığımızda yaklaşık 2 kilometre kadar bir görüş alanımız var. Ve nereye gitti, ne yaptı, nereye kayboldu hiçbir fikrimiz Görevini yok. tamamladı. Programın içine alfa girdi ve çıktı. Dikkat! Bu programda arka plan sesi vardır. Uzun süre maruz kalmak, şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir. Geçemez abi. Alfa çözüm üretir. Çözümünü üretti adam. Dedi ya orada araba mı var? Lan bana ne lan dedi. Araziden geçeyim yani. Kaydoldu bu. Oldu. Hiçliğin ortasında az önce yanından traktör geçti.